Evet, şimdi de bir gün sırada her bölümde olduğu gibi bir günde bir misafirimiz vardı yanımızda. Tabii genç bir misafirdi. Tabii konumuz kütüphane üzerine olacaktı. Kendisi de bir online kütüphane sahibiydi. Tabii ilk önce Ömer Fuat, çok hoş geldin. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Ömer Fuat online kütüphane sahibiydi. Bunu dedik tabii. Ondan sonra Sistirik, sen özü bir kısaca bize tanıt. Bir gençsen, bir gün bir işe kalkıpsan, tabii bu işte ağzı bir gün görür gözün. Tamam, siz öncelikle çok aranızda sağlık, çok önemli sizden bir gün daveti için. Ben bunu 1,5 yıldan önce düşünmüştüm. Bunu ne zaman yapalım? Baktım en uygun yer öz için online olması gerekti. Çünkü bugün dünya çağdaşlarını, yani biz yavaş yavaş daha yeni asırlara geliriz. Haricdeki kimin, ülke dışlarındaki aynı ne zaman falan orada satış online, yani yerdekine göre çok daha farkı var. Satış daha fazla oldu. Doğru. Online'da çünkü ihtiyacı olmaz. Her şey olmaz. Online üzerinden daha çok olur. Daha derim bu en iyi uygundu. Özellikle Kerkük'te böyle şey çok yani meşhur değil. Yani Kerkük kütüphanenin ahyasından çok eksiklik vardı bu tabii, şeyde. Burada dediğim hani bu fikir geldi. Yani burada bir yer kurmak mali kaynaklardan bir şey değil. Yani hani dediğim bir yer kurum, bana biraz teklifası geldi. Tamam. Yani diye düşündü diye online hem daha fazla satışı var bana, hem de daha kirası, ondan dolayı yani oldu bu iş. Online'ın satışı fazla esir olabilir. Yani mesela bir yerden bir kütüphane yerine koyar bir tükenden. Bes tükenin aynı vakitte teklifası var. Bir de Irak'ta durum yani müstakir döngü koyduk. Bilmesin ne geldiğini, özellikle bu korona meselesinde yani bu şeylerden dolayı. Doğru. Peki siz bu konuştuğunuzda bu satış sadece Kerkük içinde değil, yoksa mesela geldi sizin için diğer başka yerlerin tuz kurma veya etrafta? Ha, tuzdan var, tavuktan var, yani Kerkük etrafı olsun, belki. Kerkük olsun veya başka şehirler, yani Irak'ın Doğu'dan Basra'ya kadar yani yetiştirebilirlik özlerini. Çok güzel, siz yetiştirsiniz özlerini. Bizim kodaki kargo şirketleri o vasıtasıyla. Güzel. Onlardan anlaştık. Ha, belki. Tabii dedi o hani şey vardı, yani bir gün kütüphaneni online üzerinden yaptınız. Burada kitapların depolaması diye bir gün kitap birisi evde bunları koysan kalır. Mesela bir de isteyen de evden verirsen mesela, yoksa başka bir yeri var orada. Ben evde bir koyduk bir odanı mağazan kimi depo kimi yapmışım özün. Güzel. Orada kitaplar hepsini raft üzerine düzmüşüm. Yani güzel düzgün bir şekilde aynen kütüphane kimi yapmışım özün. Orada ben nakısı kitapları var yanımda bilmem yani. İsteyen olsa o zamandan çıkartırım özün, orada hazırlarım, kargocuya veririm özün. Çok güzel. Peki sizde her türlü kitaplar bulunuyor, yoksa bizim genellikle çok istenen kitaplar bulunuyor? Yani Arapça dili, yani mesela başka diller de var içinde. Mesela Türkçe, indi bu zamanda da Kerkük halkı biraz Türk kitaplarına da önem verir. Tamam, siz tabii ki var bizde. Öncelikle en çok tamamen Arapça olur. Sonrası İngilizce de var. Türkçe'de çok kemiğimiz var yani, getirmişiz Türkiye'den güzel. Olan. Aynı zamanda da ben eczacılık öğrencisi olduğum için tıbbi kitapları da arkadaşlarım için yani temin edebilirim. Böyle. Hem tıp esnem, bir de eczacılık için bunları temin edebilirim. Çok aynı güzel. Zamanda eski kitaplarımız var, nadir olan kitaplar yani böyle yani. Mesela 50'lerin tabağısı, 70'lerin tabağısı. Onlar da mevcut. Onlar da aynı. Çok onlar güzel. Tek nuskalıydı dedi o hani 50'lerden. Çünkü biz bildik bazen bu nuskaların hani matbaalar, bunların yenici aynen. Şeylerini yapmalar. Bunlar tek gelsene tek nuskalıydılar, yoksa bunların başka birisi istedi senden bu nuskadan. Evet. Sen birisi o ayı sattı o yüzden diye bir tane daha istedi ondan. O nece olacaktı onu? O kitaba göre yani bu kitapların hazırlasan. Doğru siz o kitaplara göre yani bu kitapların çoğunun bir tek nuskası vardı. Fazla belki bulunmaz. Yani. Bazen askere yani bir fazla zaman süre tapasan özün. Başka bir nuskası. Eğer istek çoğaldıysa bu kitap üzerine sen bunu matbaa yaparıp bunun üzerine yapacaksan yaparsan böyle bir şey işi var. Yok bu yapmaz. İşimiz diyor ki kanuni yeni işimiz diyor ki. Olmaz. Peki güzel. Bunun kanuni şeyler var. Ha yani. Tamam siz. Bir de bir şey var mesela hani indi burada kütüphane olduğu zaman bir yerde gidip bir haftalıkta bir kitabı getirip okuyup tekrardan döndürebilsen özün böyle bir şey var. Yani sizde de böyle bir şey var mesela dediğiniz kimin Duz Hurmatu'dan bir tane kitap istedi. Bir haftalıkta tekrar döndür. Aynı bunu siz gidip kanşarla siz döndersiniz. Doğrusu bizim yani genel kütüphane olmadığı için bizim bu istihara şey, yani. Sistemimiz yok mu? Yok. Bas satış. Sadece satıştı. Satıştı yani. Güzel. Onun yanında bugün istenilen kitaplar çoğu diğer talebe öğrenciler sizden istedir. Hani işinin gereği tez yapır, ne bileyim ne yapır. Yoksa normal muhteliftir. Naksına ağırlığı var. Online olduğu için sen o satış yeri göre tehdit olunur. Yani bizim mesela sosyal medyada
Facebook'la Instagram'da bizim satışımızdı. Facebook'la Instagram'da çok fark var. Mesela Facebook'ta en çok olan yaşları 30 ve 30'dan fazla olan vardı. Ama Instagram'da gençlerin... Yaşlı insanlar o hani kullanmır fazla. Yani tamam, sosyal medya yerine göre bağlıdır. Sosyal medya hani gençler kullanır satış ya. Satış sosyal medya tabii sen de o zaman gençlerin şeylerine yönleneceksin. Takriben gençler daha çok. Ekid. Gençler daha çok. Özellikle gençlerde bugün. Dedim hani gençlerde. Bugün gençler nasıl kitaplar rağbet edir? Dediğimiz aynen bilimsel yoksa normal kitaplar. Ne bileyim roman olur, başka şeyler olur. Doğrusu gençlerin yani bu ben mesela 1,5 ile yakın da kütüphane kurmuşum. O zamandan bugüne kadar bakarsak gençlerin edebiyata yönelmesi daha fazlaydı bilimselden. Özellikle roman olsun. Şiire o kadar yönelileri yoktu. En çok romana varlardı. Başka şeylere de varlardı yani. Başka tür kitaplar. Kerkük'ten mi daha çoktu yoksa etraf şehirlerden mi çok satın alanlar bu kitaplar? Eğer ki bizim kütüphanemize göre görürsek çünkü bizim kolyak yani kaide cemahiriyemiz en çok Kerkük'ten olduğu için tabii ki yani %90 isteyenlerden belki daha fazlası da Kerkük'tendi. Ama eğer genel olarak kıyas etsek mesela Kerkük'ü Irak'ın diğer şehirlerine göre okuyucuların sayısını alsak Kerkük'te okuyucu sayısı maalesef mesela Bağdat'a göre çok azdı. Bağdat başkent olduğu için ben böyle görüyorum. Her zaman bütün ülkelerde bu yeterlidir bence. Bağdat başkent olduğu zaman her şey orada daha fazla olacak. Kitap okumak bakımından veya almak bakımından bu konuda. Dayı Bağdat bir kültür merkezidi. Bu eskiden yok indi. Ama Kerkük de dedi bu takip biraz Bağdat'a nazaran biraz yerde kalmış biraz olabilir. Ama son yıllarda kütüphane sayısı Kerkük'te gözlemledi o. Sen şimdi online'sen diye alalım. Biz kütüphaneleri normalde görmüşüm. Ben gözümü atmışım Kerkük'te dünyaya. Belli yerlerde kütüphaneler vardı. Az bir şekilde sayısı çok fazla etmeyip az bir şeyde bir iki fazla ha bir iki kütüphane fazla etmiyip. Barmak sayısıyla sayılır. Yani, Kerkük'te kütüphaneler. Fazla etmeyipti bizde ama. Doğrusuz. Mesela siz online, sen online yaptığın satış Kerkük'te sen o teki başka bir isim var. Yani online başka bir kütüphane var. Başka kütüphaneler var Kerkük'te tabii ki. Aynı zamanda Kerkük'te yani yerel kütüphaneler de vardı, dükkanları olanlar. Bazı onların da aynen online satış aynen yapıyor. Online satış ama yani bugün de online'a bakarsak belki yani daha öyledi şeyden dükkanlardan Kerkük'te. Ondan yani siz dedavuz kimi internet üzerinden satışırken daha öyledi ki kütüphanelere göre ki aynen. Yerel kütüphaneler. Bel, aynen, bunun sebebi ne olabilir? Sebebi yani mesela Kerkük'teki yerel kütüphaneler belki bazı yerlerler her genç oraya girebilmiyor. Özellikle kocak kızlar alakın. Oraya girebiliyor. Biraz girmekleri zordu. Bazar içi olduğu için yani bu şeyler olabilir. Bir de kütüphanelerin çoğunun sahibi yaşlı oldukları için yani bizim saygıdeğerimiz var onlara ama yani bu internet şeyle o kadar anlamadıkları olmadığı için yani. Doğru. Doğrudur. Tamam değil siz bir yani bir taraftan da hani gençler genel olarak sosyal medyada daha çok dolandıkları için daha çok dikkatli çeken bir durumda. Tabii biz bunca anı konuştuk ama ben belki de en başa gitmek istiyorum. Bir şeyi merak ettim. Siz şimdi böyle bakıyorum tam bir kitap sevdalısınız. Yani böyle tam bilirsiniz hani 1,5 yılda satış yapsınız ama bayağı bilgi kazanıpsınız. Bunun tabii karşılığında ne şekilde yani ne sevdanızı getirdi ki bu işi yaptığınız bu kaç yaşının kitaplara karşı bir merakınız vardı? Doğrusu ben öncelikle bunu her zaman yapmak istedim. Bu aklımda bir iki yıldan fazla. Öncelikle bu başka bir şekildeydi. Aklımda olan ben mesela arkadaşlardan bir grup yapalım, okullara gidelim veya üniversiteye gidelim. Bu gençleri teşvik eden okumağa veya onlara destek olarak kitap verelim, istihara sistemiyden. Veya gözlerini istedikleri zaman döndürebilirler bizim çözüm. Ama baktım bu sistem zordu çünkü kitap getirmek şey bu yani biraz zordu. Ana para getirmeyen var. Ne bileyim aynı bunun başka sorunu var doğru değil. Aynen bir de bu kitapların temin ettiği de zor oluyor o zaman sende. Çünkü sen bu satış yapmışsın özü için. Yani bunu gerek bir ancak bir organizasyon bunu şey edebilir. Biz böyle normal bir insan bu zahmet bunu dernekler edebilirler bunu. O benim kimin bir tek şahsına yalnız etmenin çok zor. Yani tekli bir iş dergi mesela tekli bir iş dergi, bir grup halinde bir destekçi de olsun ancak gerek destekçi olsun. Doğru. Ben kitaplara yönelik yani uşağımla beri biraz kitap seviyordum. Ondan sonra yani en çok 15 yaşından sonrasında koyduk. Daha fazla kitap sevdalısı oldum. Yavaş yavaş kitabı okumaya başladım. Yani çok güzel. Çok ne zaman yani bir kereden gelmedi havası ki yavaş yavaş geldi. Ben de baktım yine o bizim kitabına çok ihtiyacımız var. Özellikle gençler kitaplar almakta çok zorlanırlar. Veya çok pahalı bir fiyata geldi üzerlerine. Doğru. Onun için bu da hem yani Kerkük'te okuyuculara bir yani ne zaman bir teşvik olsun. Destek onlar oldu özlerine. Aynen. Zaten ben yani en uygun fiyatlarda satışımı yapıyorum. Yani çok güzel. Ben istediğim mesela kar amacı da yok. Ben her vakit diyorum benim kütüphanem kar amacı da yok.
Mənim amacım gənclər daha fazla olsun ki, kütə oxuma səviyyəsi daha yüksəyə çıxsın. Bir gün dedi o hani, kərəm acıları fiyatlarımız uyğundur. Hani dedi o zaman fiyatlarım uyğundur. Bazardan nə qədər farkı olabilir, yani deyə bilək. Bir gənc oya bir səni izləyən olaraq, yani bir insan hani aklına gəlinə qədərdir fark yani. Fark ona qalır. Məsələn, birincisi, əgər bir insan öncəliklə bundan əvvəl Kərkütə çox kütüphane yox idi online deyək. Yəni gənclər onunla qoyaq ala bilərdi. O zaman qoyaq alışları hardan olurdu? Bağdatdan ən çox olurdu. Bu Bağdatda online şeylər daha fazla keçmişdi. Kərkütə o qədər yox idi. Bundan məsələn bir 2-3 il öncə o qədər Kərkütə yox idi. Özəllikle mən kitabla ilgilidirəm. Və onlar üçün məsələn ilk öncə kargo fiyatları üstə gəlirlərsin. Bahalı gəlir sadəqləri kitabdan. Aynı zamanda Iraqda bundan 3 il öncə kitab oxuyucuları indikinə müqayisə edərsə çox az idi 3 il öncə. İndiyə müqayisə edərsə 3 il içində Iraq bir fərq yaşatırdı kitab oxuyucularda. Bizim məsələ fiyat aralığı olduğu, yəni deyə bilərəm sənə, məsələn, əgər bir Kərkütə başqa bir kütüphanəyə müqayisə edərsə, hər kitab 2-3 bin, bəlkə 1000 dinar, yəni kitaba görə güzel. Daha fazla əsir olur. Bəzi kitablar da daha fazla da əsir ola bilər. Amma dediğim kimi, yəni birisi bundan öncə Kərkütə olmadığı için bu şeyler çox. Bağdatdan aldığında kargo fiyatları en az bir 10 bin diyelim üstüne fazla gelirdi üstün falan yani bahalı şey dururdu özellikle onun için ben derim en iyisi bunu yapalım hatta gençlerden yani en az fiyatla kitaplara temin edebilirim. Çok güzel, elbise sağlık. Gerçekten güzel bir şey yapıpsınız. Bu gençler için de bir örnekti. Hani bazen bilmirler neler yapsın. Bu bir örnekti, bir yol göstermekte. Aynı vakitte bunu merak ederim. Bu sizin için bir gelir kaynağı olarak yani yeterli de mesela ileri zamanda. Hiç düşünsüz başka bir şey yapasın yanında bu yetmez size yoksa iyi bir şeydi yani. Doğrusu özü biz yani bildiğimize göre kitaplarda kar çok az olur. Özellikle yani ben kar amazı olmadığım için yani koyduğum yani ama iş dergi sizin için. Yok, benim yani elhamdülillah ihtiyacatım yoktu kitap işine. Yani ben öz umurumu yaratmışım öz şeyimle. Çok ama güzel. Kitap yani bir öz özünü yetiştirir. Kitaptan yani kütüphane öz özünü yetiştirir. Ben şeyim yoktu. Yani mesela kütüphanadan öz özüme şey harcadığım o kadar şeyler yoktu. Normal çok bir güzel. Şekilde yerdirim özü. Öz normalde kırtasiyelerin yani kütüphanaların bir bölümü de kırtasiye olur. Ta ki kırtasiyanın da biraz öğrenciler oradan malzeme olsun veya başka ihtiyaçlarını oradan kütüphanelerde görür. Bir bölümü ayırırlar bir şeyler. Oradan da biraz kar daha fazla gözükür. Ben böyle gözlerim. Kargo dedi. Kargo fiyatları oradan ulaştırdığı zaman o ekleni kitap üzerine yoksa o ayrı bir özü kargo şirketleri veya ne bileyim ajandalar özler alırlar insanlardan. O şey kalır. Mesela yani her sayfa veya diyelim her bir insan bir proje kursa onu öz aklına göre edebilir. Yani istediği fiyata kargonu koyabilir. Mesela bazı nedir? Koyacak yok bas kitap. Umumen mesela şahın. Mesela bir maddenin satığında satışın fazla edir seyrini ama nedir? Diri kargosu bedavadı. Öz o kargonun karını çıkardı biçimden. Kargonun nasıl ulaşması bu en çok şirketlerle anlaşmaktı. Şirketlerle anlaşasan belirli bir fiyat verirler sana. Sen edebilsen o fiyat, edebilsen daha suyu fazla öz, yani koyacak karıva göre, öz işiva göre onu yöneltebilsen. Gelirler senden alırlar şeyleri, mesela siparişleri koyacak. Sen onlara verebilsen veya sen aparasan özleri için yetiştirirler özün belirli bir zaman içinde. Güzel. Güzel. Peki bunda fiyattan hani biraz paradan bahsetmiş yani bunu da merak ettim. Kitapların fiyatları bir kitap diğer kitaptan fark edir mi? Sen diyelim baskıya göre veya içindeki içeriğine göre fark edir o şekilde yoksa aynı fiyatta da hepsi? Yok aynı fiyatta da yani kitapların çoğunda fark vardı. Diyebilir çünkü Irak'ta son yıllarda kopi kitaplar yayınlandı. Yani dediğimiz orijinal baskılar da öyle. Mesela bu Bağdat'ta bazı matbaalar var. O kitapları kopi yapıp indirirler bazara. Bu kopi tabii orijinalin şeyin kırar, bazarın kırar. Yani mesela orijinal 12-15 bin satılırsa kopini 5 bin, 6 bin insan temin ediyor. Herkesin bir hukuku vardı. Özü aslında hukuk var ama yayın evi bu yayın evlerinden bir kanunu var. Genel olarak yani alemi bir kanundu koyduk. Bir tek bes öz devletinde onu muhasebe edebilir bir kopi yapsa özüne. Başka bir devlette muhasebe edebilmez özün. Irak'ta bu kopi kitapları kimindi? Mesela Halici yayın evleri veya Lübnani yayın evleri veya Mısır yayın evlerinden bazı kitapları, ben Arapça kitaplarını diyelim. Kopileri şey oldu. Bu onun için yani bu kitaplar çok büyük bir ara yaşatırdı. Orijinaldan kopya arasında ama daha sonra mesela Irak'ta Iraklı yayın evleri haklar bu şeyi yani muharebe etmek için yani muharebe de onların da haklarıdır çünkü bu kopya mesela ne oluyor içinde bazen seneye yetişir kitaplar mesela kağıdı boştu. Görürsen atsın kitabı kağıdı boştu veya kağıdı esüktü çıkır içinde veya mesela
işgalat olursa mesela tabi kitap böyle düz diyor ki kelimeler böyle yanlış geldi böyle ahir geldi böyle diyağı. Onun için buna bir şey karşı olarak orijinal kitaplara daha uygun bir fiyata şey etmek isterler. Kitapların da dediğimiz fiyatı şeye bağladı. Yani İçeriye. Sınıflarına göre koydu. Yani. Aynı zamanda yayın evlerine göre bağladı. Yani mesela bazı yayın evleri var. O kitabı mesela yani diyelim örnek verelim mesela 12 bine satır. Başka bir yayın evi 7 bine satabilir özün. Başka bir tabi çıkarsa, baskı çıkarsa aynı kitaptan. Evet. Fiyat ayrıcılığı dediğim gibi yayın evlerine göre. Kitabın tabi sayfalarına göre. Kitap var kalındı, kitap var kısadı. Bir de kitabın nev'iyyatına göre, sınıfına göre. Yani mesela romanlar kalar sayfaya bağlı ve yayın evine bağlı. Bel. Romanların fiyatı yani örnek olarak desem sana belki 4000'den başlayan romanlar var. Bir 7000'e kadar olabilir. Yani 7-8000'e kadar. Tabii bundan fazla da var yani. Biz buna mahkumiyet edebilmeyiz ama en çoğu bu aralıkta. Bu aralıktadır. Bu arada. Aynı zamanda mesela tarih siyaset kitapları genelde büyük kitap olur. Hacmi yani koyduk. A4 veya A3 hacminde olur. Sayfalar da çok olabilirsiniz bu kitapların. Onların fiyatları biraz daha üst köyü olabilir. Başka sınıflar da ona göre yani. Doğru. Ben özüm şahsen hani dedim ya dedim. Bazen giderim aldığım kitaplarım vardı. Bu dediğimiz konuda da aynı yer içerisinde harfin büyüklüğü, sayfanın güzel baskısı olmağı, insan var bir kitabı okuduğu zaman bazı yayın evleri var, bazı yanlışlar var veya kelimen de çok da güzel yapmayıp insanın gözüne biraz şey geldi. Bir de onun yanında cilt meselesi vardı, ciltlerde var veya onun kalitesi vardı dedi. O tercih şeylerinde hani perelerini açtığı zaman bazı kitaplar vardı bir süre sonra özünden biraz da hani hırpalanı şey oldu. Biraz tez ezilmeye şey oldu. Hani zamanla şeyler ister cilde olsun ister içeriği olsun. Doğru. Bu şeyler, bu sorunlar Irak'ta doğrusu ben şahsım özüm de gitmişim mütenebbi ceddesinden bunu görmüşüm. Ama bir yandan da biraz bir genç bazen bu nüskeler şey oldu. Irak'ta bu kanun yanlış da ama bu kolay, hak yani, meselesi. Kolay bir ama bir gençler için de bazı gençler var yoksuldu. Onlarca biraz hani bir avantaj oldu. Düşük parayı alır bazı şeyleri. Bazı kitaplarını yani baskılarını. Tabi burada bazı yayın evler zarar görür ama bir yandan da bazen olur çünkü bazı da var biraz fazla abartır fiyatta. O bir insan hani bilgahtar, geliri düşüktü. O da ona da bir şey var burada yani bir hak verebilirlik bazen. Doğru siz. Yani bu kopi kitapları dediğimiz fiyatları neden ösülüyor oldu? Çünkü hukuk yoktu üzerinde. Bir de mesela bu ülke dışından gelen kitaplar yani onun kopisini yapıyorlar. Çünkü bir kitap ülke dışından gelse bunun üstüne yani mesela gümrük yolu, nakl yolu başka devletten. Ve biz mesela bazı devletler var, Kaliç devletleri gibi paraları Irak parasına göre biraz daha ödedi. Ve o fiyatlar o aralığında olabilir. Bir de dediğimiz gibi tabii ki çok yayın evi var fiyatı abartır. Yani mesela aynı kitabı 10-12 dolara satır özüm ben yani dolar mukayesesinde dersem ama o kitaba bakarsa yani ben saygım var hapsi kitaplara, hapsi yayın evlerine ama o kitaba bakarsa yani 5 dolarlık best. Bale. O kıymete değer yani. O kıymete değer, çok doğru siz. Dediğim gibi bazen kitaplar hırpalanı şey olur. Bunlar aynen kopide en çok bu olur ama bazen orijinalde bile olur. Yani orijinal kitap var, basla özne. Kopi kitabı özünden daha iyiydi baskısı. Cilt dediğimiz mesela cilt bu şeyde hardcover diyorlar özünden yani böyle kalın olan cildi. O da aynen o fazla fiyat geldi üzerine. Yani mesela bir kitap bazı kitaplar var. Ciltlisi var, ciltsizi vardı. Görse mesela en az 2000 dinar fark oldu. Ciltliden ciltsiz arası bazen daha fazla da oldu. Kalitesine de derse tabii ki kalitede fark oldu. Yani genelde biz yani genelde ama genel %100 diyor. Ama genel tabii. olarak da ise yani orijinaller şeye göre tabii daha öyle geldi kalitesi. Peki bunun sebebi neydi mesela? Yani bu orijinal de bu şekilde geldi. Yani baskıda mı sorun vardı? Özü baskı sorunu diyor. Asıl sorun neydi? Orijinalde hukuk vardı. Asıl mesele hukuk meselesi. Yok onu demiyorum. Mesela yani diyorsan orijinal kitapta ama baksan kabuğu dediği kimin ciltli gelmiyor veya içinde bir şeyler yazdı yani yanlışlıklar vardı. Düz yazılmayıp da mesela bunların sorunu ne olabilir? Bunların sorunu yani eğer orijinal baskıysa matbaaya bağlı olabilir veya yayın evinin denetimi iyi diyor. Yani mesela yayın evi var, bakar mesela bir kitaptan diyelim 250 veya 500 nüsha yaptırdıysa, bastıysa o kitaptan gelir birbiri asar kitapları. Bakar bir sorun var içinde yoksa yok. Bunun işi bu sümatine de gelir. Tabii. Bale. Ben bunu özüm de aldığım kitaplarda bakarım yayın evi. Bazı yayın evleri vardı. Hani bir kere almış da özüne bakarsan yazısı olsun, galet yok dersen.
Geçen geldiği dəfə mən özüm bunu yaşamışam. Axtarım o yayınevinin, istədiyim kitabı o yayınevinin yoluyla. Çünki hani bilirəm, qalat yox, çalışmırlar, güzel bir şekilde yapırlar işlerini. Tabi bu geçerli de o insanlar var, hani sürekli aldıkları zaman bu olay başlarından geçer, onu bilirlər. Kaliteli yayınevlər var, dünyada ön verib. Orada normal yayınevlər vardı. Hani insan bazen diye bir önemsiz kitap diğer yalla oradan alım özün koy. Doğru. Hani çok da önem vermez o şeye, o konuya yani. Doğru. Eğer yayın evlerine bakarsak, Irak'ta da böyle bir şey vardı. Yani şimdi Irak'ta biz, yani ben online satışı dersen gençler diyelim. Gençler de çok, yani gençlerin koyacak bir mecmuası çok şey ne ister. Yani mesela bir kaliteli bir kitap ister. Veya bir yayın evine mutallık oldu. Sürekli görürsen o yayın evinin kitaplarını aktarır. Mesela yayın evi bir yayın kitap çıkardı, bakar, aktarar. O kitap nerede, ne dövgü. Demek ki memnun kalıp oradan. Aynen. Yayın evi de ister bu müşterini kazansın. O müşterini kazansın, hatta ki müşteri gitmesin ve satışı daha fazla olsun. Onun için bu aynen böyle bir şey olabilir. Aynen. Bunu da merak ediyorum. Mesela diyağın, örnek veriyorum, koronavirüs geldi, bu sizi etkiledi. O milletler diyağın bir şekilde işlemliler, hani o kazancı yoktu, bu kitap düşündüler, istediler. Günün birinde bir böyle bir şey olsa, siz kopya kitaplar getirip satarsınız? Doğrusu yani biz gerçek olalım. Ben daha önceden kopya kitapları getirmiştim yani. Hı. Ama ne isteğe göre. Mesela bir insan ne istirmenin filan kitap ben ama diyerem özüne. Aynen isteğe göre. Orijinal dergi diye diğer sözler. Aynen diyerem özüne. Bu orijinal dergi veya ben yani bir post paylaştığımda, bir gönderi paylaştığımda mesela ben. Instagram'da veya Facebook'ta yazarım üzerinde tab'a aslıya. Yani Arapçası tabi aslında yani çok orijinal güzel. Baskı, hatta delal olsun yine bu kitap kopi dövgü. Ama birisi isterse bundan önce getirebilirdik özü için kopi kitapları. Aynen. Ama ben hatta orijinal kitapları destek olarak ve yani daha iyi bir şeylere giderek özellikle yani kanuni ve hukuki şeylerden dolayı yani insanların da hakkı yenilmezsin diye ben takriben 2 aya yakındı sadece orijinal kitabı satırım. Yani hiç daha... Tabii sen bu konuda yani hamile değilim. Sen burada bir muhatap olan şahıs dersen bu konuda. Hani buradan ne kadar dediyse bu güzel de bir şey değilsen hani orijinala yönelipsen. Ama bir yandan da sen o suçu dergi pazarda var bu ürünler. Aynen. Çünkü başkası satırırsan satmadığı zaman belki sen zerrere düşersin. Veya başkası hani sen o orijinal olmuyor. Yani belki o bahaya satar. Sana düşersen daha ucuzuna satırsan onun da isteyeni var yani. Buradan da bunu diyağın ya, bunu da belirtmek ister. Hani sen de tam güzel bir şey edipsen ama bunu da özü o çerçeveye güzel bir şekilde koyupsan ama başkası da yapırsa sen ne yaparsan, hatta satsa o da yani, onu diyelim yani. Hakikaten doğrudu. Özellikle mesela Irak'tan özel bir şey vardı. Bu kopi kitabı olanlar çoğunun orijinal baskısı yoktu Irak'ta. Doğru. Veya vardı ama diyelim ki çok yüksek bir fiyata satıldı ve insanlar yani onu alabilmiyor belki o fiyata. Onun için kopya yöneldim. Ben kopyayı getirmediğim için eğer mukayene edersem sattığım kitapları son 2 ayda tabii ki oranı biraz esir oldu. İşte. Çünkü kopya yöneldim. Ama ben aynı zamanda yani hatta insanlar da mazumiyete uğramazsın. Ben orijinali kopya fiyatına satırım. Yani ben bir sistem koymuşum. Orijinal koyduğumda eğer kitapkanama bakarsanız orijinal kitaplar hepsi orijinaldı. Fiyatını aralığı 4000 ila 6500-7000 bu kadardı. Yani kopya kitaplardan ancak bu kadar olabilir. Güzel. Çok güzel, elinize sağlık. Yani milletin de isteği bu yöndeydi, kopya kitaplarını yöndeydi. Ve siz de zaten millete hizmet amaçlı, mecbur yani getirip onların istediğini yapabilirsiniz ki zaten dediğiniz orijinal kitapları şu an mevcuttu. Güzel bir şey yapsınız. Yani orijinal burada da bir güzel bir şey de, gençlere destekti. Gençlere değil de tüm kitap severlere destekti. Hani orijinal kitabı kopya kitap fiyatına satsız. Gerçekten elinize sağlık. Sağ ol. Onu da ben istirem bilintirim veya onu da sorum senden diyalın. PDF kitaplar vardı internet üzerinde bunu bildik hepsimiz de belki de görmüşük. Kimisi var okuyar oradan, kimisi var okumaz oradan. Ama benim ben bunu yapmamışım ama öz kuzenim, öz amcam olmadı diyelim sana. Her zaman bazı kitaplar olmadığı kitapları verer bazı matbaalara veya kütüphanelere onu için yaparlar bir kitap haline getirirler özünü. Sizde var bu avantaj, hani birisi senden istediydi bu PDF kitaptı, bu yoktu mesela, sende yoktu veya Irak'ta yoktu. Veri sana diğer bunu istirem, bas mənimçi. Doğrusu ben matbaa işinde işlemem. Ben sadece kütüphane yapmışım tamam. Özen. Onun için bu işe hiç girişmemişim. Hani ama soran oldu bunu. Bir şey iletişimde bulunupsan, veri sen özlerde bir matbaaya bir şey diye birisi için istedi o zaman. Yok, doğrusu bunu PDF olarak yapmamış. Ama benim yani beni çok bizim yazarlardan özellikle Kerkük'te beni çok tanıyan var. Doğru. Onlar için öz kitaplarını vasıta edebilirim özellikle. Yani Kodya ben bir vasıta olam onlar için. Doğru. Yayın evlerinde kitaplar yayınlamaz. Zaten bu son günlerde de bizim bir iki kitap anlaşmamız oldu. Bağdat'ta bazı yayınlar da dedim. Bizim Kerkük'teki yazarlardan. İnşallah bu yakınlarda çıkar bu kitaplar.
Güzel. Çok güzel. Sizi izleyenler vardı, sizi diğerini takip edenler vardı sosyal medyadan, kitaplar yoluyla. Peki düşünsünüz bunu geniş bir şey yaparsın. Mesela bir yer açarsın ki millet gelsin orada okusun. Hani bir siz vardı burada, sen dedi o kimi kızların gidemeyeceği bir yerdi. Mesela daha uzakta ama Kerkük'ün tam orta yerinde mesela diğerini Kudüs Caddesi semtinde böyle bir yerde diğerini açarsınız bir böyle bir şey. Yani hiç düşünsünüz. Doğrusu ben bunu... Kızların, bu gençlerin, erkeklerin de gidebileceği bir yer olsun. Doğrusu ben bunu daha önceden yani çok düşünmüştüm bunu. Ama yani Irak'ta olan olaylar yani bu ona göre olacaktı. Yani mesela bu koronavirüs mesela 9 ay geldi. Biz siz bu sokağa çıkma yasakları oldu, bu başka şeyler oldu. Ona göre yani... Durdurdunuz saç... yani aynen. Şeke. Yani şeke durdu. Belki online işi onca durmaz. Çünkü online ile alış satıştı. Doğru. Ama Kodak tüken işi olursa durar falan bunu durur. Düşündüm. Yani etkilenmedik. O kadar tükene gerek yoktu. Ama bunu gelecek için bir proje koymuşum özün inşallah. Yani gelecekte böyle bir gelecekte şey inşallah olabilir. Ben şu anlık böyle bir düşüncem yok. Aslında ben niye bunu dedim? Çünkü bazen baksan evde kitap okur sıkıldı. İstiri çıksın bir hava alsın, başka bir değişiklik yapsın. Bir de ortam çok önemliydi kitap okumak için. Hani o ortam olmadığı zaman ya bayağı evde okusan hani bir ses olduğu zaman biraz zorlandı. Yani o yüzden mesela siz hastan dediğiniz kimin takip edenler vardı. Hele de gençler bayağı bir yani izleyici toplayıp siz mesela beğeni biler. Hele bir böyle bir yaşı sağ olsun. Hele de bilseler bu internet üzerinden de bence benim yanımda benim görüşüme göre daha çok toplanırlar. Hatta kızlar bile katılabilir. Doğru. Hava değişikliği. Buraya diye. Gelip insanlar belki de bu işin yan taraf, o bir tarafı da orada diyebilir. Çünkü bazen bu işleri yaptım, ben gördüğümü konuşuyorum. Ben de öz şeyimden. Bazı insanlar bunu mütenebbide ben gördüm. Gelip orada bir kalabalık yaratıp o adam belki de hayır görmez. O yani. Ben bunu görmüşüm. Giderim mesela bazen gittiğimizde orada çok insan hava dergişmek yerine ne bir kitap havasında ne bir şey. Orada bir boş kalabalık yaratar. Başkasına da zarar verer veya ona yer bırakmaz. Hem de dükkan sahibi biraz zarar görür. Bu konuda var ama o doğru. O fikir de var yani. İki sözün hikayesi çok doğrudu. Yani bu sen dediğin bu da var. Onun da dediği aynı vardı. Yani bizim mesela Kerkük'te bakarsak yani ben özü kütüphanamı derim ve umum Irak'ın kütüphanalarını derim. Çünkü benim aynen mütenebiden aldığım kitaplar var. Yani arkadaşımdılar, yayın evler, sahabeye, kütüphane sahabeleri. Biz Irak'ta bakarsak orana göre kızların kitap okumak sayıları oğlanlara göre daha fazla ögderdi. Yani kızlar daha oğlanlardan fazla okurlar. Çok bu güzel, çok doğru bir gündük. Aynen. Bu çok bir gerçek bir gündük. Yok biz Türkçe'de bir söz var diğer. Diğer eğer yani bir şey acı dostu gerek diyesen öz. Yazı gerçekler. Aynen acı gerçekler. Şu an yani sizin için bir acı gerçekti. Yok yok. Bilakis ben burada hani şaka latife diye dedim. Aynen. Ama, ben de hayatım var. Bir gün kızlar toplumun yarısıdır. Her ne olsa da o kültür fark etmez. Bir birey sayarız bir insanı. Bir fikir, bir beyindi. İster erkek olsun, ister kız olsun. Burada bizimse hiçbir farkı yoktu. İnşallah sonuçta daha da fazla faydası. Fazla oğlum. İnşallah diyarık daha da fazlası olsun. İnşallah. Oğlanlara da geçsin inşallah buradan diyarık. Tabi programımızın sonuna geldik. Biz senden memnunuz. Bugün katıldığı bize güzel bir sohbet oldu. Güzel bir projeye kalkıpsan, öğrencilik zamanında da bunu yapsan. Bize de ayrıca da hediyeleri var idi. Bazı kitapları verdi bize. Çok sağ ol. İnşallah başarıların devamını diyarık sana bu yaptığı işte. İnşallah daha fazla da ilerleyesen özün yani bu yolda. İnşallah. Çok teşekkür ederim size. Öncelikle Ustad Haydar'a, sonra da size. Çok teşekkür ederim bu programı yaptığınız için. Tabii Kerkük'te diyelim kitaplara yönelik ilk program belki olabilir. Bayağı kütüphanelere yönelik. Bunu siz atınız. Çok teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederek son olarak bir hareket istedim diyeyim. Tavsiye edeceği bugünler içerisinde bir kitap vardı. Millete tavsiye etsen onu okusunlar. Yani mesela bir kitap diyebilmem. Çünkü yani dünya bir kitaba sığabilmez. Doğrudur. Aynen. Ama yani mesela bilgi, edebiyat her şey vardı ama mesela bu aralar, bu dönemler okuyabileceği bir kitap. Evde sen yalnız biraz seneye gelen kitaplar var isen. Aynen. Özü böyle kitaplar olabilir ama bilgis gibi insanın zevki var. Her insanın bir şeyde zevki var okuduğuna göre. Ama eğer diyersek benim romanlarda en çok önerdiğim Arapça George Orwell'in kitabı Mezra'at-ül Hayvan Arapça ismi. Türkçe'de ismi Hayvan Çiftliği. Çok güzel bir romandı. Onu herkesin okuması gerekir.
Buradan çiftliği dedi, bizim de büyük yazarımız Celal Polat'ın da Kemik Çiftliği yazma düştü. Kemik Çiftliği. Onu da buradan öneririk. Güzel romanlarımızdan, gurur duyduğumuz romanların birisidir. Doğru siz. Celal Hoca çok değerli bir hocamdı. Benim zaten yani çok yakındı bana. Bu dediğim iki gün önce bizim Usta Celal'ın yeni bir kitabını Bağdat'ta bastırmaya başladık. Dede Korkut vardı. Aynen, Dede Korkut kitaplar şeyi vardı, hikayeleri. Türklerin asatirinden de koydu yakın. Onun Arapçasını ilk tercümesini Usta Celal yapıptı özün. Onu inşallah bu hafta içinde baskıya biter. İnşallah. İnşallah. Elimiz olur tabii. Biz senden tekrar teşekkür ederiz.